Hepiniz hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlı, yararlı, bereketlileri, çevresi, doğal manzaraları tanıyoruz. Yapısını, kültürünü tanıma fırsatı oluyor. Zaten Türk Dünyası Belediyeler öz değerlerini, folklorunu, dilini ve özellikle altyapı, üst yapı, çevre yönüyle şehirlerdeki gelişmişliği nasıl paylaşabiliriz? Üyelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirebiliriz. Ticareti ve diğer bütün konularda işbirliği yapmayı ön planda tutuyoruz. O ilerideki gelişmeleri bütün gönül coğrafyamızdaki şehirlerde inanıyorum. Ve bundan sonraki süreçte de daha faydalı işler yapmayı temenni ediyorum. Arkadaşlarımızın bir tebrikleşme, hediyeleşme seansı var. Evet, genel sekreterimiz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği büyük çoğunluğu yurt dışından Kıbrıs, Tataristan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tataristan ve dünyanın değişik yerlerindeki gönül coğrafyamızın ülkelerinden pek çok yerel yönetimin üye olduğu Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden, birliklerinden bir tanesi. Her ay yönetim kurulu toplantımızı yapıyoruz. Farklı yerlerde yapıyoruz. İcra toplantılarımızı İstanbul'da yapıyoruz, merkezimizde. Onun dışındaki toplantıları Türkiye'nin değişik illerinde, bazen yurt dışında da yaptığımız oluyor. Amacımız Türk dünyasını tanıştırmak, kaynaştırmak, kültürleri, karşılıklı ticareti, iletişimi güçlendirmek ve Türk dünyasını daha çok bilinçlendirmek ve birliğini, beraberliğini temin etme çabalarımız var. Tecrübe paylaşımlarımız çok çok önemli. Şehirlerimizi kalkındırma hamlelerimiz var. Yani gönül coğrafyamızın yaşadığı insanların şehirlerinin büyük çoğunluğu arzu ettiğimiz seviyede değil, altyapı, çevre olarak. Çok güzel şehirlerimiz var. Çok güzel bilgi birikimi olan yerel yönetimler var. Biz de Türkiye olarak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Merkezi olarak hem tanıştırıyoruz yerel yöneticilerimizi, hem tecrübe paylaşımı oluyor. Karşılıklı yardımlaşma, kültürlerin tanıtımı, özellikle Türk Dünyası'nda gönül coğrafyamızdaki şehirlerde eski kültürün, Osmanlı'nın, Selçuklu'nun eserlerini büyük ölçüde canlandırma, Türk dilini, Türk kültürünü daha çok yayma, değerlendirme, tanıtma anlamında çok güzel çalışmalarımız var. Bugün de toplantımızı, yönetim toplantımızı Düzce'mizin en güzel ilçelerinden Akçakoca'da yapıyoruz. Belediye başkanımız, ev sahibimiz, kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah faydalı bir toplantı olacak. Ve yurt dışından 7 ülkeden şu anda misafirimiz var yerel yöneticiler olarak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu birlik toplantısının burada yapılmasına vesile olan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz de kendilerini Düzce'mizin denize açılan kapısı Akçakoca'da ağırlıyoruz. Buradan Düzce'mizin güzel beldelerine, turizm bölgelerine götüreceğiz toplantıdan sonra. Düzce'mizi doya doya onlara tanıtacağız. Yurt dışından gelen belediye başkanlarımıza tanıtacağız. Düzce'miz için çok güzel bir tanıtım olacak bu. Aynı zamanda 100 yıl önce birbirinden kopartılmış Türk ve İslam coğrafyasını bir araya getirme babından bu toplantıları biz de çok önemsiyoruz. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Disiplinli bir şekilde, planlı bir şekilde bu toplantıları yaptığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Bu şehitlik projesinin teşekkür ederim.